hepimizin toplandığı kaymakamın, işte Iğdır valisinin, belediye başkanının, milletvekillerinin, bürokratların olduğu yerdeyiz. Yardımları organize etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden yardım geliyor ama dediğim gibi organizasyon sorunu var. Maalesef ki AFAD bu işi organizasyonunda yetersiz, plansız ve şimdi gösterip bakın. Evet. Şu anda Ali Mahir Başarı bulunduğu yerde gösteriyor. Bir organizasyon konusu var orada. Mümkün olduğunca gelen yardımların dağıtılması konusunda bir sorun yaşanıyor galiba, değil mi? Çok teşekkür ediyoruz. Yani inanın buraya mesela 30 bin konserve gelecek, erzak gelecek, hazır mutfak gelecek. Biz 3 milletvekili arkadaşımız buradaki görevlilerle de koordineli bir şekilde bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, bir an önce bu mağduriyeti gidermek istiyoruz. Çadırların kurulmasını istiyoruz. Konteynerler çok daha iyi olacaktır. Hava koşulları çok kötü. O yüzden belediye başkanımız da burada şimdi. O da geldi. Kendisi de aynı zamanda ayağı da kırıldığı için tabii depremde zor koşullarda burada şey yapıyor. Ama biz 3 milletvekili, belediye başkanımız dediğim gibi AFAD'da bulunan görevlilerle de görüşüyoruz. Bizim amacımız burada kolektif bir şekilde bu sorunu çözmek, kolektif bir şekilde insanlara yardım etmek, hızlı bir şekilde etmek. Buradayız. Gerçekten çok kötü. Hatay çok kötü. Hatay'da Antakya yok olmuş durumda hemen hemen. Binlerce ev yıkılmış. Hala göçük altında insanlar var. Hala umutlar var. Samandağ da öyle. Gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama daha organize, daha sistem, kavga etmektense, ayrıştırmaktansa, ötekileştirmektense birlikte, beraberce bu sorunu çözmeliyiz. O yüzden eleştirilerimize kimse kızmasın, taleplerimize kimse kızmasın. Biz bunları gördüğümüzü söylüyoruz. Yaşadıklarımızla, gördüklerimizle bize iktidar anlattıkları çok farklı. Biz bunları söylediğimiz zaman ne olur hakaret etmesinler bize. Biz vatandaşların, sahanın, insanların yaşanmışlıkları burada anlatıyoruz, gönlünü çözmeye çalışıyoruz. O yüzden dediğim gibi organize bir şekilde, daha sistemli bir şekilde bir an önce gerekli adımlar atılması lazım. Buradayız, burada olacağız. Sorunlar elimizden geldiği kadar çözülene kadar burada olacağız. Arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Ama Samandağ'da, Antakya'da, Hatay'da, İskenderun'da çok zor durumda. Lütfen bunu hak ediyorsun. Belediye başkanımız da burada. Sayın Refik Ayılmaz. Evet. Şimdi peki orada Ali Mahir Başarır, orada şimdi gelen yardımların dağıtılması konusunda bir sorun yaşanıyor mu, organizasyon sorunu? Belediye başkanımızın da cevaplamasını belki isteriz. Sonuçta ihtiyaç şu anda nedir? Acil ihtiyaç nedir? Onu belki ekranlarımız aracılığıyla, televizyonlarımız aracılığıyla iletebilirse Sayın Başkan, onu da bilmek isteriz. Tabii ki. Öncelikle sayın vekillerimize bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu acımızı paylaşan, desteklerini esirgemeyen, bize katkı sunan, yardımda bulunan bütün belediye başkanlarımıza, yardım kuruluşlarına, iş adamlarımıza, oda başkanlarımıza, devletin ilgili kurumlarına ben Samandağ halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bir felaket yaşadık. Belki son yüzyılın en büyük felaketlerinden birini bölge olarak yaşadık. Samandağ'da yüzlerce binamız yıkıldı. Yüzlerce, binlerce binamız zarar gördü. O günden bugüne ne elektriğimiz ne de suyumuz hala maalesef bu sorunu çözemedik. Az önce ilçe koordinasyon toplantısında bunların hepsi gündeme geldi. İletişim hatlarında çok ciddi bir sıkıntı var. Az önce koordinasyondan bahsettiniz, işte gelen yardımların dağıtımı konusundaki koordinasyonla ilgili bir sorunuz oldu. Maalesef bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz çünkü iletişim hatlarında sorun var, hala çözülemedi. Ben buradan Türkcell yöneticilerini kınıyorum. Çünkü bu kadar önemli bir olayda hani iletişimde sıkıntı yaşamamış olsaydık emin olun
göçüğün altında kalan birçok vatandaşımızı da çok rahatlıkla kurtarabilirdik. Hem yaralılara ulaşma noktasında hem yardımların ulaştırılması konusunda maalesef çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ne biz ne devletin diğer ilgili kurumları ne AFAD hiçbir şekilde koordinasyon sağlayamıyor. Kaos yaşanıyorsa da bunun tek sorumlusu da açık net söylüyorum iletişim hatlarındaki bu sorunlardır. Elektriğin bugüne kadar çözülmemiş olması ayrı bir sorun. Su ayrı bir sorun. 5 gündür hiçbir eve su akmıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Onu az önce masaya yatırdık. Tabii bütün bu sorunları çözeceğiz. Ama gecikmeli olunca vatandaş zaten perişan durumda. Sorunlarla ilgili sıkıntımız var. Sadece zarar değil, vatandaşlarımız artçı sarsıntılardan dolayı hala devam eden şiddetli artçı sarsıntılardan dolayı vatandaşlarımızın tamamı geceyi dışarıda geçiriyor. Ben de bir belediye başkanı olarak çocuklarımla beraber 5 gündür dışarıda arabada ve dermek yapılarının olduğu yerde sabahı bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sıkıntı çok. Yardım konusunda da şunu ifade etmek istiyorum. Dün bugün çok ciddi anlamda yardım tırı geldi. Bir yoğunluk yaşadık. Bunları boşaltmada, bunları transfer etmekte, depolamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla koordine olsaydı, yani hani ihtiyaç oranında bize sorarak, danışarak ya da hangi ihtiyaçlara malzemelere ihtiyaç olduğunu söyleyerek bu çalışmayı yapsaydık, belki biraz daha rahat bir şekilde yapacaktık. Ama bütün bunları aşmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş çadır kentler kurulmaya başlandı. Bugün 3 noktada çadır kentler kuruldu ilk defa 6. günden sonra. İnşallah evi yıkılan vatandaşlarımızı buraya şu anda şey yapacağız. İlk önce oraya yerleştirme şansına sahip oluruz. Çünkü yoğun bir talep var. Bir kaos yaşamayız diye düşünüyorum. Ben tekrardan destek veren, bize hala desteklerini sunan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve diğer bütün yardımsever kuruluşlara, devletin ilgili kurumlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz size. Geçmiş olsun. Sizin de tam deprem bölgesinde olduğunuz için herhalde ayağınızda bir sorun var değil mi? Bir kırılma oldu mu Refik Bey? Evet, yani bu sarsıntı esnasında biz terasa kaçalım derken aileyle, eşim ve çocuklarımla beraber su deposu çatının üstüne düştü. Çatı dağıldı ve bizim üstümüze düştü. Parmağıma denk geldi. Allah'tan üstümüze düşmedi. Yoksa Allah korusun hepimiz gidiyorduk. Ucuz kurtulduk diyelim. Parmağımda 2 kırık var. Çok sorun değil. Yani parmağımızdaki bu kırık bizim çalışmalarımıza engel olmuyor. Biz alanda vatandaşımızın yanında yer almak zorundayız. Tabii. Geçmiş olsun Refik Bey. Murat Emir'e geçeyim. Bu eksiklikleri sıraladı aslında değerli başkan. Sonuçta barınma sorunu herhalde en büyük sorun galiba değil mi Murat Bey? Evet, şu an gerçekten 5 gündür vatandaşlarımız açıkta, özellikle geceleri çok eksilere düşen bir soğukta geceleri geçiyorlar ve çok zor durumdalar. Burada elektriğin olmaması büyük sorun, suyun olmaması büyük bir sorun. Ve yakında belki Allah korusun salgınla da baş etmek zorunda kalacağız. Çünkü hijyen tahmin edileceği gibi aslında artık sınıra dayanmış durumda hijyen sorunları. Dolayısıyla çok zor bir durumdayız. Bizim burada bulunma sebebimiz özellikle ilk günden itibaren bütün milletvekilleriyle deprem bölgesindeyiz. Bugün Samandağ'dayız ve bir süre daha Samandağ'da görev yapacağız. Burada bir koordinasyonsuzluk olduğu, devlet kurumlarının yeteri kadar buraya ağırlık vermediğine dönük olarak kamuoya da bazı bilgiler yansımıştı. Ama gerçekten de bu koordinasyonsuzluk, bu dağınıklık, bu hatta basiretsizliğe varan özellikle AFAD yöneticilerinin tutumları bugün itibariyle azalma noktasına gelmiş. Sayın Başkanımız da burada özverili çalışmalarda bulunuyor. Bundan sonra asıl önemli olan koordinasyonu iyi yapmak. Çünkü gerçekten bizim milletimizin derin bir feraseti var ve ülkemizin her yerinden buraya yağmur gibi yardımlar yağıyor. Tır sıraları oluşmuş durumda. Dolayısıyla da bütün vatandaşlarımızdan yardım edecek herkesten öncelikle burayla görüşmeleri, koordine etmeleri,
Bizim çünkü ilgili telefonlarımız, ilgili merkezlerimiz var. Biz de buradayız. Bizimle görüşüp yardım göndermeleri çok önemli. Ve özellikle bu saatten sonra bizim barınma ile ilgili çadır, ısıtıcı, su, elektrik sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Bunun dışında da özellikle sağlıkla ilgili sorunlar olduğunu görüyoruz. İlaç sıkıntısı var, tıbbi malzeme sıkıntısı var. Bunları da çözmeye çalışıyoruz. Zor bir durumdayız. Samandağ gerçekten depremden oldukça kötü etkilenmiş bir durumda. Ama hep birlikte el ele vererek elbette bunları aşacağız. Umudu büyüteceğiz. Buradan herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Siz birkaç günden beri oradasınız. Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Yunus Emre. Şimdi Samandağ'dasınız. Diğer bölgelere de geçtiniz. Tabii sizin yokluğunuzda bu arada olağanüstü hal meclisten geçti. Yunus Emre'ye soralım. Olağanüstü halin Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre mağazalara yönelik yağmaları engelleme amacını taşıyan bir gerekçeyle bu olağanüstü hali açıkladı. Bu arada onunla ilgili herhangi bir değişiklik var mı? Olağanüstü o halin ilanından sonra herhangi bir değişiklik oldu mu o bölgede? Ve aynı zamanda tabii sizin izlenimlerinizi de merak ediyorum Yunus Emre. Şimdi efendim tabii hali gelmeden önce aslında afetlerle ilgili kanunun uygulanması durumunda da birçok önemli adım atılabilir. Karşılaştığımız büyük afetin yarattığı yıkımın önüne geçilebilmesi ve vatandaşlarımızın bu ızdıraplarının dindirilmesi için birçok girişimde bulunabilirdi aslında. Ama bu yola gidilmedi. Bunu belirtmek istiyorum. Bu yola gidilmedi. Yani burada bilindik bir manzara karşı karşıyasın. Programlarınızda çok konuştuk bunu. İktidarın tek bildiği Türkiye'de ne yazık ki zorbalık olduğu için ve tabii geçmişte de hatırlayacaksınız olağanüstü hal döneminde olağanüstü hal rejiminin verdiği imkanları alabildiğini kötüye kullandıkları için ne yazık ki anlaşılan burada bir fırsat olarak kendileri bakımından görüyorlar. Çok acı, çok yani berbat bir durum Türkiye için onu söylemek istiyorum. Ayrıca biz yani depremin hemen ardından yola çıktık. Önce zor bela işte Elazığ'a ulaşabildik, Elbistan'da incelemeler yaptık. Birkaç gündür de Hatay'dayız, bugün Samandağ'dayız. Daha önce İskenderun'da, Antakya'da, Payas'ta bulunduk. Gerçekten yani bu bölgede çok büyük bir insani yıkım manzarasıyla karşı karşıyayız. İki şey bir arada var Zeynel Bey, bunun bilinmesini istiyorum. Bir tarafta gerçekten vatandaşlarımızın, Türkiye'nin dört tarafından vatandaşlarımızın buranın yardımına koşma hissiyatı var. Buranın yardımına koşmak için yaptıkları var. Bakın bir enkaz başına gidiyorsunuz. Edirne'den gelmiş bir öğretmenle konuşuyorsunuz. Manisa'dan gelmiş genç bir avukatla karşılaşıyorsunuz. Bu insanlar hep gönüllü olarak buraya gelmişler. Vatandaşlarımız sırları doldurmuşlar, memleketlerinden yola çıkartmışlar. Gerçekten bütün Türkiye'nin kalbi burası için atıyor. Bunu görüyoruz. Bu bir Türkiye manzarası. Ama Zeynel Bey, bir başka Türkiye manzarası daha var ne yazık ki. Orada ise siyasi polemikler muhalefetle yapıp prim yapmaya çalışan bir cumhurbaşkanı, bir İçişleri Bakanı manzarasını görüyoruz. Dehşet verici, utanç verici bir durumla karşı karşıyayız ne yazık ki. Bunları tabii ben çok konuşmak istemiyorum. Vatandaşlarımızın çok büyük acıları var, ızdırapları var bunu biliyoruz. Değerli başkanımız da yanımızda Refik Başkanım. Gerçekten kendisi, ailesi çok büyük sorunlar yaşıyor olmasına rağmen burada vatandaşlarımızın acısını, yükünü, ızdırabını ortadan kaldırmak için insanüstü gayret içerisinde kendisine şükran borçluyuz. Buradaki bütün vatandaşlarımız aslında hepimiz yani bütün Türkiye'nin kalbi az önce söyledim burası için atıyor. Türkiye için gerçekten çok acı bir durum. Yani uzakta tabii ne kadar televizyonlarda izlenince anlaşılabiliyor buradaki dram. Emin değilim, bilemiyorum. Ama gerçekten özellikle Antakya kent merkezi hem tarihi kültürel mirasın gördüğü zarar bakımından hem insanlarımızın karşıya karşıya kaldığı büyük ızdıraplar bakımından çok acı şeyler gördük. Biraz daha tabii kuzeyde Malatya'da, Elazığ'da, Adıyaman'da bir de zorlu kış koşullarını eklemek lazım. Tabii bu bölgede de geceleri 0 dereceye yakın bir sıcaklık oluyor ama o bölgede bir de kar yağışı var. Onu da eklemek gerekiyor. Gerçekten bugün itibariyle sanki artık enkazlardan vatandaşlarımızı kurtarmaktan biraz daha farklı bir aşamaya
geçmiş gibi görünüyor Türkiye. Ama yine bu aşamada da vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak bizim borcumuz. Bunun için buralardayız. Bütün bu acı olaylar karşısında hep birlikte bir dayanışma yürüterek bu zorlukları aşmak için hepimiz sahadayız. Yani biz 3 milletvekili olarak bugün buradayız ama şunu da bilinmesini istiyorum. Bütün milletvekillerimiz şu anda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri, belediye başkanlarımız, Türkiye'nin dört tarafından bu afet bölgesindeler. Vatandaşlarımızın yanındalar. Ne yapabiliriz diye hepimiz buralardayız. Memleketimizin bu zorlukları aşacağına inanıyoruz. Bu arada tabii hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de İyi Parti hem de HDP milletvekilleri birer aylık maaşlarını bu arada bağışladılar. Afet zedelere verilmesi için. Bu da tabii önemli bir girişimdi. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere böylesine bir bağış, bir yardım yapma girişimi yapıldı. Samandağ Belediye Başkanı ile bitirelim isterseniz ya da eklemek istediğiniz şey varsa tabii siz devam edelim. Şimdi kaç gün boyunca çadır kentlerin kurulacağı söyleniyor ki başlandı anladığım kadarıyla. Vatandaşların orada durmak istediklerini düşünüyor musunuz? Yoksa tahliye olmak istiyorlar mı? Tahliye olmak isteyenlerin sayısı ne kadar Sayın Başkan? Evet, öncelikle şunu da ifade etmek istiyorum. Depremin ikinci gününde bizi ziyaret eden Sayın Genel Başkanımıza ve ona refakat eden İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sorunları yerinde gördüler ve hemen akabinde bizim acil sorunları konusunda adımlar atıldı. Gerçekten ilk iki gün çok bir sorunla boğuştuk. Bir tarafta elektrik yok, bir tarafta suyumuz yok, bir tarafta hatları kopuk, öbür tarafta işte yıkılan apartmanların altında can kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız büyük bir kaostu. Hemen akabinde özellikle büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimizin çok ciddi ani yardımlarıyla yaralarımızın bir kısmını sarma imkanına sahip olduk. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir soru sordunuz en son, onu bir daha alabilir miyim? Soru şu, orada kalmak istemeye devam ediyorlar mı? Yani evlerinden ayrılmak, evlerin önünden, enkazların başından ayrılmak istemiyorlar mı? Yoksa tahliye olmak ya da başka yerlere göçmek isteyenler, çünkü çok zor şartlarda kaldıklarını biliyoruz. Hem soğuk hem açlık. Hem aynı zamanda yakıt sorunu, elektrik sorunu, su sorunu, sonuçta orada vatandaşların orada durma halinin bir an evvel bitmesi belki de gerekiyor. Ne diyorlar? Hiç gitmek isteyenlerin sayısı çok mu? Şöyle, birey yapanlar oldu, çocuklarını daha güvenli yere alanlar oldu. Devletin imkanlarıyla ya da belediyelerimizin sunduğu imkanlarla çıkış yapanlar oldu. Onların sayısı çok fazla değil. Ama genelde vatandaşlarımızın çoğu hala burada. Yani çıkış çok az oldu. Tabii sadece hani konuşmamın başında da ifade ettim. Sadece apartmanları ya da evleri yıkılan vatandaşlarımız değil. Hasar görenler değil. Bütün vatandaşlarımız dışarıda geceyi geçiriyor. Çünkü bir artçı sarsıntılar devam ediyor. Tabii. Bu da vatandaşlarımızın eve girişi noktasında ciddi bir engel olarak önümüzde duruyor. Elektrik de yok zaten. Yavaş yavaş bugünkü ilçe koordinasyon toplantısında aldığımız bilgiler dün bazı mahallelerimize verildi. Bugün birkaç mahallemize verilecek. Yarın birkaç mahallemize daha verilecek. Ama hasarın yoğun olduğu bölgelerde elektrikle ilgili sorun biraz zaman alacak. Suyla ilgili çalışmalar da bugün başladı diye biliyorum. Dışarıdan gelen teknik ekiple birlikte koordineli bir şekilde buranın bu sorunun çözülmesi konusunda adım atılıyor. İletişim konusunda maalesef hiçbir adım atılmadı. Israrlı taleplerimize rağmen yani Türksel yetkililerine ben sitemde bulunuyorum. Hakkımızı da helal etmiyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü çok ciddi acılar yaşattılar bize. Umarım en kısa sürede bu sorun da çözülür. Biz en azından kendi personelime yetişemiyorum. Temizlik işini ancak bugün bireysel olarak evine gidip adamı getirmemle ancak bu soruna çözüm üretebildim. Ulaşamıyorum adam çünkü evinde oturmamış. Telefonlar çekmiyor. Personeli işe getirebilme noktasında ciddi sıkıntı yaşadı. Çünkü her personelimizin bir şekilde ya kendisi ya akrabası
diğer komşusu enkaz altında kaldı, evini kaybetti, çocuğunun derdine düştü. Orada öyle bir kaosla yaşadık. Yeni yeni kendimize gelmeye başladık. Ama inşallah bu bütün bu sorunları el birliğiyle Türkiye'nin farklı noktalarından, farklı siyasi düşüncede olan belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz hepsi yardıma koştu. Hala yardım etmeye devam ediyorlar. Yurt dışından bir sürü insan, kuruluş, iş adamı aradı, yardımcı oldu, olmaya devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ben Samandağ halkı adına hepsine minnettarım. Çok teşekkürler Sayın Başkan Refik Er Yılmaz, Samandağ Belediye Başkanı. Aynı zamanda Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Murat Emir, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yunus Emre, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili başından beri bölgedeler. Şu anda bugün bulundukları yer Samandağ, daha önce de diğer bölgelere gittiler. Onların edindikleri izlenimleri ve eksiklikleri anlattılar. İzlenimlerini ve eksiklikleri anlattılar. Çok çok teşekkür ediyoruz hepinize. Geçmiş olsun diliyorum Sayın Er Yılmaz. Bir an evvel umarım eski hayata tabii geri dönmek mümkün değil ama hiç değilse yaraların bir an önce sarılması mümkün olabilir. Size de geçmiş olsun diyorum. Yakınlarınızı da kaybettiniz. Başsağlığı diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. Değerli izleyiciler, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Yunus Emre...